Fatih Öngül hocamızın kısa bir özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2004 yılında, doktorasını da 2010 yılında yine Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümünde tamamlamıştır. Hocamız 2017 yılında doçentlik unvanını almıştır. Hocamızın SCI ve SCI Expand indeksi dergilerde 14 adet yayını, 1 adet uluslararası kitap bölümü, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 18 adet bildirisi mevcuttur. Yine ayrıca hocamızın 2 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makalesi vardır. Hocamız 2 adet uluslararası patente sahiptir. Yine hocamızın TÜBİTAK ve Santez'in içinde yer aldığı 4 adet projede ve BAP destekli projelerde görev almıştır. Hocamız 2017 yılının birinci döneminde 12 aylık TÜBİTAK BİDEP 22-19 yurtdışı doktora sonrası burs programı kapsamında Avusturya Linz'in Institute of Physical Chemistry bölümünde postdoc çalışmalarını yürütmüştür. Hocamız Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığı'nı 2019 yılından itibaren yürütmektedir. Şimdi ben hocamız hazırsa hocamıza sözü vermek istiyorum. Fatih hocam. Teşekkürler Akif hocam. Öncelikle herkese merhaba. Evet, sunumum güneş enerjisi ve fotovoltaikler ve sunumu aslında iki parça halinde belki yapabiliriz. Onu Akif hocamızla konuştuk. Biraz sanırım fazla oldu. İlk kısımda işte genel tarihi kısım ve işte kullandığımız PV'ler vesaireler, onları anlatmaya çalışacağım. İkinci kısım daha çok benim çalıştığım alan, işte organik güneş pilleri ve perovskit güneş pilleri kısmı olacak. Şimdi sunuma geçecek olursak öncelikle çalışma alanlarımı ifade edeyim. Optoelektronik alanında çalıştım. Güneş hücreleri içerisinde özellikle ince film, organik, inorganik ve hibrit yapıdaki güneş hücreleri üzerine üretim, karakterizasyon, onların üzerine çalışmalar yaptım. Aslında asıl uzmanlık alanım bu güneş hücreleri kısmı. Yarı üretken elektroniği ve cihaz teknolojisi üzerine çalışmalar yaptım. Katılarda ve yarı üretkenlerde difüzyon kısmını ise genelde yüksek lisans ve doktora kısmında çalışmıştım. Evet, sunum şöyle biraz genel başlayacak. Yani herkes alan dışı olduğunu kabul ederek işte basitten başlayarak anlatmaya çalışacağım. Enerji kaynaklarının kullanımının zaman içindeki değişimi, fosil yakıtların ve çevresel etkileri ki önemli bir konu. Sonra güneş enerjisi ve güneş enerjisiyle yapılan uygulamalar. Fotovoltaik paneller hangi durumda ve ülkemiz bu fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi konusunda hangi seviyede? Onları anlatmaya çalışacağım. Güneş hücreleri aslında daha geniş bir konu. İşte birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil güneş pilleri olarak sınıflandırırsak ben daha çok üçüncü nesil güneş pillerini çalıştım. Onlara daha fazla değineceğim. Fakat dediğim gibi sunum biraz fazla olduğu için belki ilk kısıma kadar bir sunumu yaparız. Ondan sonra olmazsa ikinci bir sunum düzenleyebiliriz. Hep genel anlamıyla enerji nedir kavramıyla başlayacak olursak, iş yapabilme gücü olarak tanımlanan enerji aslında üretim ve bizim hayatta ve günlük hayatımızda kullandığımız tüketim gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bir enerji kaynak durumundadır. Evet, enerji ne yaratılabilir ne yok edilebilir, sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir. Yani enerji elde ettiniz,
bir kayıp var. Aslında bu kayıp ısı enerjisine dönmüş olabilir. Veya işte mekanik enerjiyi kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirebilirsiniz. Enerji kaybolmaz, sadece ne yapabilir? Form değiştirebilir diyoruz. Şimdi enerji kaynaklarının zaman içindeki değişimine bakacak olursak, yani tarih öncesi dönemlerden başlıyor. Öncelikle işte odun ve bununla ilgili enerji kaynağı olarak kullanılmış ve ısıtma amacıyla kullanılmış. Sonra hayvan gücü kullanılmaya başlamış. Ondan sonra insanlar geliştikçe ve ihtiyaçları arttıkça doğanın gücünden yararlanmaya başlamışlar. Su çarkları, ondan sonra işte yelkenli gemiler vesaire derken ticaret bu şekilde daha hızlı ilerlemiş. Sanayi devriminin etkisiyle özellikle 17. ve 18. yüzyıllar sonrasında gelişen teknoloji daha büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. 18. yılın sonlarına doğru endüstriyel faaliyetlerde daha fazla kullanılmaya başlayan kömür hem ısı hem de enerji kaynağı olarak önem kazanmıştır. Yani 18. yüzyılda aslında biz fosil yakıtları tüketmeye ve kullanmaya başlıyoruz. Evet, kömürün kullanılmasıyla birlikte üretim makineleri yapılmaya başlanmış, sanayi tesisleri çok büyük miktarda ham madde işlemeye başlamış, büyümesine, toplumlaşarak sanayi bölgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani hem refah düzeyini arttırmış hem de o toplumun gelişmesini sağlamış kömür enerjisiyle birlikte. Bu da 1800'lü yıllardan bir fotoğraf. Kömür enerjisi, evet, ısıtma amacıyla ve şeyle kullanmaya başladıktan sonra ilk güç üreten buhar motoru 1698 yılında İngiltere'de Thomas Hale tarafından geliştirilmiş ve artık buhar gücü de devreye girmeye başlamıştır. 1712'de Newcomen buhar pompalayan motoru geliştirdi. 1769'da James Watt motor üzerinde iyileştirmeler yaparak buhar motorunu daha iyi bir konuma getirdi. Ve Watt'ın çalışmasıyla birlikte büyük bir etki yarattı ve sanayi devrimine getirdi aslında. 1853 petrolün aslında daha öncesinde biliniyordu. Petrol 1500'lü yıllarda direkt çıkarılıp onun yakılması olarak kullanılıyordu. Fakat 1853'te kimyacı petrolden petrol gazı çıkarılmasıyla öncelikle gaz lambalarında yakıt olarak kullanılmaya başlanmış. Ancak petrol 20. yüzyılın başlarına kadar sadece işte aydınlanma veya yanma amacıyla kullanılan bir kaynaktı. Nicolas Otto 1876 yılında aslında bu motorun ilk tasarımını yapmış ve motorun patentini almıştır. 20. yüzyıla geldiğimizde içten patlamalı motorun icadıyla petrolün aslında çok aranan bir yakıt olduğu ortaya çıkmış. Ve bu dönem aslında motor devri olarak tanımlanmış. Petrol sadece enerji kaynağı olarak değil, aynı zamanda ham madde olarak değerli bir madde halini kazanmış, petrokimya sanayinin ortaya çıkmasını sağlamış. 20. yüzyılda özgü enerji kaynağı olarak doğal gaz başlangıçta konutların ısıtılması, mutfaklarda kullanılmasına rağmen asıl önemi termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Nüfus artışı, şehirleşme, endüstrileşme ve bu yakıtlarda karşılanan enerji gereksinimi fazla ulaşmasına neden olmuş. Günümüzde kullandığımız enerjinin pek çoğu aslında fosil yakıtlar sağlamaktadır. Fosil yakıtlar şu anda da yine ısı ve basınç altında oluşmakta. Fakat bu oluşum hızı bizim tüketme hızımızdan çok çok yavaş olduğu için fosil yakıtlara biz genelde yenilenemez enerji kaynağı olarak değerlendirir ve ifade ediyoruz. Fosil yakıtların tükenmesi, fiyatların devamlı artması yanı sıra yanma sonucu çevreye verdiği zararlar
ve insan sağlığı üzerindeki etkileri de önemlidir. Burada bakacak olursak grafiğe, yani petrol dünyada önemli bir konumda ve krizlerle birlikte aslında petrol fiyatları hızlıca artmakta ve değişmektedir. Ülkemiz açısından bakacak olursak biz petrol konusunda çok geniş bir şeyimiz yok, kaynağımız yok. O yüzden dışa bağımlı olarak bu petrolü kullanmaktayız. Dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkeyi sıralayacak olursak birinci sırada Venezuela, ondan sonra işte Suudi Arabistan, Kanada, İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Libya ve son sırada da Amerika Birleşik Devletleri vardır. Ama dediğimiz gibi fosil yakıtlar ve petrol zaman geçtikçe tükeniyor ve yenilenemiyor. Yapılan çalışmalara göre öngörülen süre işte kömürde 114 yıl, yani kömür rezervleri ancak 114 yıl yetebilecek seviyede. Doğalgaz ise yaklaşık 52 yıl ve işte petrol ise yaklaşık 50 yıl gibi bir süre içerisinde tüketileceği ve tükeneceği ifade ediliyor. Tabii düşünecek olursak tükenmeye yakın petrol fiyatlarındaki artış oldukça yüksek olacaktır. Bunun yanında çevresel, yani fosil yakıtların yanması çevreye karbondioksit salıyor ve bu da dünyamızı, insanları oldukça etkiliyor. Bunun üzerine durmak gerekirse fosil yakıtların kullanımı sanayi devriminin merkezinde yer aldı ve geçtiğimiz birkaç yüz boyunca gezegendeki yaşam standartlarında büyük iyileştirmeler sağladı. Aslında hani sanayileşme, teknolojinin gelişmesi ve toplumlaşma, refah düzeyi, kullanılan enerji ve bu enerjinin tüketimiyle birlikte oldu. Fakat fosil yakıtların yakılması tabii çevreye olumsuz etkileri de oldu. En önemli etkisi küresel sıcaklıklarda artış. Küresel sıcaklıklardaki bu artış iklim değişikliğine neredeyse sebep oluyor. Ve bu iklim değişikliğini yaratan ise yine fosil yakıtların yanarak karbondioksit gibi sera gazını salmasından dolayı kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişikliğinin 21. yüzyılda insan sağlığına yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtmiş. Fosil yakıtlar aynı zamanda yandığı zaman asit yağmur olarak işte dünyaya düşen sülfürik ve nitrik asitleri üretmekte, yanan kömürle birlikte kül üretmekte, bu da hava kirliliğine sebep olmakta, bu da diğer şeyleri. Sera etkisine bakacak olursak dünyadan gelen ısı sera etkisiyle, yani karbondioksitin atmosferde oldukça yoğun olmasından dolayı güneşten gelen ışınların yansıyıp uzaya gidebilmesini olanak sağlamıyor ve tekrar geri dönerek dünyanın ısınmasına sebebiyet veriyor. Fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan karbondioksit emisyonuna bakacak olursak yıllara göre, evet, sanayi devrimi zaten 1800 yıllarda başladı. O zamanki karbondioksit emisyonu sıfır olduğunu kabul edecek olursak yıllara göre hızla artmış. Özellikle 1900'lü yıllardan sonra dik bir eğimle miktarı, karbondioksit miktarı dünya üzerindeki oldukça artmış durumda. Karbondioksit emisyonu ile ilgili dünya haritasına bakacak olursak bunlarda ilk sıra işte Çin, yani bu şeyi oluşturan, dünyadaki karbondioksit miktarının artışına sebep olan ülkeler arasında Çin, Amerika gibi ülkeler ilk sıralarda yer alıyor. Tabloda gözüküyor mesela, İşte kıta kıta tablo olarak verilmiş. Asya kıtasında Çin, sonra Hindistan, özellikle karbondioksit emisyonu konusunda oldukça büyük bir paya sahip. Amerika kıtasında ise
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Rusya. Bu açıda Türkiye sanırım şurada bir yerde oldukça, yani diğer ülkelere göre oldukça az bir karbondioksit emisyon salınımı gerçekleştirmekte. Karbondioksit salınımı dedik ki sera gazı oluşturuyor. Sera gazı da atmosferin veya atmosferden ısı kaçışını engellediği için dünya yüzeyini ve okyanusları ısıttığını ifade etmiştik. Bu tabloya bakacak olursak ortalama dünyanın yüzey sıcaklığı 1901 ile 2000 yılları arasındaki sıcaklık değişiminin ortalaması alınmış. O değere göre yıllara göre değişim tabloda verilmiştir. İşte 1800'lü yıllar yine sanayi devrimi başlangıcı olarak düşünecek olursak 2020 yılına kadar ki dünya yüzeyi sıcaklığının değişimi. Yine 2000 yıllardan sonra dünya yüzeyindeki sıcaklık değişimi hızla artmış. Şu an yaklaşık olarak bu ortalamaya göre 1 santigrat derece dünya yüzeyi ısınmış durumdadır. Buradaki Atlas'ta da yine o ortalamaya göre dünyadaki ısı değişim miktarını aslında gösteriyor. Tabii dünya yüzeyi ısındıkça hem çevresel etkiler hem kuraklaşmaya ve susuz bırakmaya yönelik önemli etkileri olacaktır. Okyanuslara baktığımız zaman yine o ortalama sıcaklık üzerinden değerlendirilmiş 1800'lü yıllardan başlıyor 2020 yılına kadar bir grafik düzenlenmiş. Yine 1970'li yıllardan sonra karbondioksit emisyonunun artmasından dolayı global sıcaklık artarken okyanus sıcaklıklarda gittikçe artmış. Ve yaklaşık 0,76 santigrat derece okyanus sıcaklığı artmıştır. Okyanus sıcaklığının artması tabii etkiliyor. Neyi etkiliyor? Özellikle buzullardaki kısımda erimeyi etkiliyor. Onlar eridikçe okyanusa karışıyor ve okyanus kalınlığı gittikçe artıyor. Şuradaki grafikte görecek olursanız okyanusun şeyi, derinliği veya işte yükselmesi yaklaşık bu sıcaklıklardan dolayı 100 milimetre civarında. Yani 1800 yıllara göre okyanusun yüksekliği yaklaşık 10 santimetre kadar artmıştır. Alttaki grafikte karbondioksit emisyonlarına göre 3 senaryoya göre grafik düzenlenmiş. Birincisi mesela şu an işte 2020 yıllarda karbondioksit emisyonunu sıfırlarsak okyanustaki bu suyun yükselişi ne kadar olur diye planlanmış. Yaklaşık burada metre cinsinden veriyor yanlış görmüyorsam. 1 metre civarında yani şu an sıfırlarsak 2030 yıllarında yaklaşık okyanus yüksekliği 1 metre artmış olacak. Karbondioksit emisyonu şu anki duruma göre, senaryoya göre planlandığında da 2030 yıllarında yaklaşık 2 metre civarında artmış olacak. Üçüncü senaryo ise karbondioksit emisyonunun daha fazla arttığı durumda ne olacak diye bir senaryoya göre planlanmış ve oluşturulmuş. Bu senaryoya göre yaklaşık 4 metre civarında okyanusun yüksekliğinin değişiminin olacağı tahmin ediliyor 2030 yıllarında. Pardon. Evet, fosil yakıtlar şimdiye kadar hayatımızın büyük bir parçasını oluşturdu. Sanayi devriminden günümüze kadar. İnsanoğlunun gelişmesini, teknolojileşmesini sağladı. Fakat bunun yanında çevreye verdiği zararlar, işte yenilenemez enerji kaynağı olması, tükenecek olmasından dolayı ülkeler
ve insanlar artık yeni enerji kaynaklarını aramaya başlamışlar. Bu enerji kaynağı arayışında işte doğadan özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, hidrolik enerji diyebiliriz, biyokütle enerjisi gibi artık karbondioksit emisyonunun düşük olduğu ve kendini yenileyebilir. Yani tükenme hızı yenilenme hızından oldukça küçük olan yenilenebilir enerji kaynaklarına kaymıştır ilgi dünyadaki. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarında aslında en büyük pay güneş enerjisi diyebiliriz. Yani rüzgarın oluşması, ne bileyim nehirlerin oluşması hepsi aslında güneş enerjisine bağlı. Yani dolaylı da olsa. Evet, güneş enerjisi kısmına gelecek olursak değişik biçimler altında enerji kullanımı insanın gelişimine ve uygarlığın gelişmesine temel öğe olmuş. Fakat daha önce bahsettiğimiz gibi bu geleneksel enerji kaynakları hızla tükenmekte ve bunun yerine alabilecek enerji kaynakları arayışı sürmektedir. Temiz enerji kaynakları ve uzun ömürlü olan güneş bu yüzden alternatif enerji kaynakları arasında aslında ilk sıralarda yer alır. Güneş enerjisine bakacak olursak aslında güneş yani hayatın kaynağı da diyebiliriz. Yaklaşık %90 oranında hidrojenden oluşan bir yıldız diyebiliriz. Güneşin içerisinde yer alan hidrojenin birleşerek helyuma dönüşmesiyle bu dönüşüm sırasındaki kütle kaybı yani mc²'deki o fark kadar enerji açığa çıkmaktadır. Ve bu da güneş enerjisi olarak uzaya yayılmaktadır. Güneşin asıl reaksiyonu çekirdek kısmında oluşmakta. Yani yüksek sıcaklık ve 15.6 milyon Kelvin'deki yüksek sıcaklık basınçta hidrojenler helyuma dönüşüyor ve oradaki oluşan enerji katman katman yukarıya doğru çıkıyor. Yüzey sıcaklığı da yaklaşık 5500 Kelvin civarındadır Güneş'in. Evet, güneş enerjisi dünyamıza tabii ki bir kısmı ulaşıyor. Dünyamızın atmosferi olduğu için güneş enerjisinin işte %100 olarak geldiğini kabul edecek olursak atmosferden yansıyan %6, bulutlardan yansıyan %20, yeryüzünden yansıyan %4, atmosferde soğurulan kısım %16, buhar tarafından emilen %3. Yani kara ve denizlere ulaşan aslında güneş enerjisinin %50 civarı ulaşıyor. Ve bunların %50'nin büyük kısmı da yine infrared yani ısı olarak uzaya tekrar geri dönüyor. Güneş spektrumuna bakacak olursak yani dünyadaki üstteki eğri atmosfer dışındaki güneş ışınımı buradaki y ekseninde güneş spektral ışınım watt bölü metrekare olarak verilmiş. X ekseninde ise ışığın yani elektromanyetik dalganın dalga boyu olarak verilmiş. Yaklaşık 250-300'lerden başlıyor. 2500 nanometreye kadar değişiyor. Fakat atmosfer olduğu için güneş ışınımı yani yeryüzüne ulaştığında aslında şu kırmızı bölge gördüğümüz kısım yeryüzünde güneş enerjisini kullanabileceğimiz bölgelerdir. Dünya atmosferinin dışında aşağı yukarı işte 1370 watt bölü metrekarelik bir enerji gelirken yeryüzünde yaklaşık işte 1100 watt bölü metrekare arasında bir enerji sağlamaktadır. Evet, güneş enerjisini kullanmanın aslında birçok yolu var. Benim burada bahsedeceğim güneş enerjisi ve teknolojileri kısmı yani fotovoltaik hücreler. Fotovoltaik hücreler
İşte birincisi direkt fotovoltaik güneş teknolojisine dayanan güneş enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüştüren teknoloji. İkincisi ise güneş enerjisinin teknolojilerinde ısıl güneş teknolojileri. Yani güneş enerjisi vasıtasıyla bu enerji ısı enerjisine, ısı enerjisi işte buhar enerjisine, oradan türbinlere, türbinlerden de tekrar elektrik enerjisi üretilmektedir. Benim özellikle üzerinde duracağım fotovoltaik güneş teknolojisi. Fotovoltaik hücre ya da güneş hücresi ya da güneş pili olarak genelde ifade edilir. Güneş yüzeyine geldiği zaman yer üretken teknolojisine dayanan bir teknoloji elektrik enerjisine güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Tabii PV hücreleri ne zaman başladı yani ve günümüzde nasıl gelişti? Günümüze kadar olan sürece kısaca bir bakacak olursak PV teknolojilerinin aslında başlangıcı 1839 Becquerel'in iletkin tabakalar üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya koyduğu fotovoltaik etkiyle başlıyor. 1873'te selenyum içinde fotoiletkenlik keşfediliyor ve 1877'de ilk işte katı selenyum fotovoltaik pil, aslında fotovoltaik etki olduğu belirleniyor. 1883'te %1 verimli PV hücresi geliştirildi. Buradaki resimde çatıdaki uygulamayı görüyoruz. 1884. 1891'de Kent ticari olarak güneş enerjili su ısısının patentini almış. Yani güneş enerjisinin aslında ikinci teknolojisi su ısıtma amacıyla kullanmış. Teorisine gelecek olursak yani 1887'de Hertz'in ultraviyole ışınıyla metalden daha kolay elektronları keşfettiğini, elektron koparıldığını keşfetti. Fakat bunu açıklayamıyordu. 1905'te Albert Einstein fotoelektrik etkiyi, yani metal üzerine bir ışın düştüğünde neden elektronun koptuğunu açıklayarak, yani fotovoltaik etkiyi açıklayarak 1920'de sanırım bundan dolayı Nobel ödülü almıştır. 1941 tarihinde Russell Hall tarafından ilk fotovoltaik hücre üretilmiş ve patenti alınmış. Ve 1954 aslında hani şu an günümüzde kullandığımız silisyum tabanlı güneş pillerinin temeli 1954'te Bell laboratuvarlarında atılmıştır ve %6 verimli çalışan silisyum PV'ler üretilmiştir. 1957'de Hofmann elektronik %8 verim, 1958'de yine elektronik %9 verimli silisyum pilleri üretmiş ve aynı zamanda artık silisyum tabanlı güneş pilleri uzayda elektrik ve enerji üretmek amacıyla da kullanılmıştır. Bu uzayda işte Vulgar 1 için tasarlanmış ve uzaya göndererek elektrik enerjisi üretmiştir. 6 hücre bulunuyor ve her bir hücre yaklaşık 0.1 watt güç üretiyordu. 1960'da %14, 1970'de artık silisyumdan sonra ince film ve diğer yarı iletken malzemelerle PV oluşturmaya başlanmış galyum arsenikle. 1973 aslında petrol krizinin başladığı o dönemden sonra fiyatlar hızlıca artmış ve artık
ülkeler yeni bir arayış içerisine, yani alternatif enerji kaynaklarına yönelmiş ve bu güneş hücreleri üzerine araştırmalar 1970'ten sonra yoğunlaşmıştır. Bu güneş hücreleri üzerinde çalışmalar tabii önce laboratuvar ortamında oluyor. Orada elde edilen verilerle hücre oluşturuluyor. Sonra panel düzeyine ve kullanabileceğimiz elektrik enerjisi şekline dönüştürülüyor. Gelişime bakacak olursak burası NRL'in verdiği tablo. Yani 1975'ten 2020 yılına kadar ki güneş hücresi konusunda çalışan işte gruplar veya işte firmalar olsun ürettiği hücrelerin verimlerini ifade ediyor. Burada silisyumla ilgili gelişim maviyle gösterilen tek kristal veya multi kristal veya ince film silisyum kristalleri 24-25 civarlarında. Emergence PV dediği yani bu üçüncü nesil güneş pilleri, yani organik güneş pilleri, perovskit güneş pilleri, boya duyarlı güneş pilleri, kuantum tat güneş pilleri bunların hepsinin içerisine giriyor. Organik güneş pilleri 2000'li yıllarda başlıyor ve şu an %18 civarlarında bir verime ulaşmış durumda. Şu an günümüzde çok popüler olan perovskit, belki sunumun ikinci kısmında zaten onlara değineceğim. Perovskit güneş pilleri ise 2009'da başlıyor ve verimi hızla yoğun araştırma ve geliştirme ile birlikte hızla artıyor. Yani şu an günümüzde 25,5 civarında perovskit tabanlı güneş pillerinde verim oluşturulabiliyor. Tabii bir de burada gördüğümüz yüksek verimli güneş pilleri var. Bunlar tandem güneş pilleri. Yani birkaç kat güneş pillerinin üst üste koyduğunuzu düşünebilirsiniz. Burada işte iki şeyle diyor, üç veya dört dörtlü olabiliyor. Ve galyum arsenik tabanlı güneş pillerinde yine bant yapısı değişken bir şekilde hazırlanmış ve laboratuvar ortamında düzenlenmiş güneş pilinde %45, yani dünyaya ulaşan güneşin %45'ini elektrik enerjisine çevirebilir güneş pili var. Şu an oldukça pahalı üretimi ve şeyi. Ama umut vadeden buradaki güneş pilleri arasında yani silisyuma rakip olabilecek organik ve perovskit güneş pilleri. Son çalışmalar aslında perovskit ve silisyum tandem güneş pili yaparak hem silisyumun özelliklerini kullanmak hem de perovskitin bu yüksek verimliliğini kullanarak daha yüksek verimli güneş pilleri elde etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Onlar da yaklaşık %33'tü verimi şu anki. Bakacak olursak işte 1859'dan başlıyor güneş enerjisi. 1859'dan böyle birlikte ve 2020'ye geldiğimiz zaman büyük bir hız kazanmış oluyor. Yukarıda bahsettiğim hepsi güneş hücresi, yani laboratuvar ortamında çalışılmış ve verimi NRL tarafından ölçülmüş, sertifikalandırılmış güneş hücreleriydi. Bunun evlerimizde veya dışarıda santrallerde kullanılması için hücreler birleştiriliyor. Modül yapılıyor. Modüllerde işte seri veya paralel birleştirilerek güç elde ediliyor. Fotovoltaik güç potansiyeline bakacak olursak, yani güneşten gelen enerji tabii dünya üzerinde her yere eşit bir şekilde yayılmıyor. Ama bizim ülkemiz oldukça iyi konumda güneş enerjisinde PV'lerle birlikte elektrik enerjisi üretmek için.
Bu skalada yani gelen güneş enerjisinin yıllık ne kadar enerji sağlayabileceği konusunda bir fikir sahip olmamızı sağlıyor. Mavi kısım gördüğünüz gibi 720 watt bölü metrekare, pardon kilowatt metrekare ve yıl bazında. Bu renk arttıkça özellikle bu ekvator kuşağı bölgesi güneş ışığının daha yüksek aldığı için orada güneş enerjisinin kullanma potansiyeli daha yüksek. PV'lerde biz nerede kullanabiliriz? Aslında çok yönlü kullanım var. Mesela kırsal yerde direkt panelleri koyarak elektrik enerjisi üretebilirsiniz. Bu elektrik enerjisini isterseniz işte sulama, isterseniz aydınlanma, isterseniz diğer enerji elektrikle çalışan enerjiye rahatlıkla çevirebilirsiniz. İkinci uygulaması düşük ölçekli olanlar işte evlerin çatılarına kurularak evlerin enerji ihtiyacını karşılaması yönünde. Burada iki sistem var. Ya depolama sistemi, yani elektrik enerjisi güneş ışığından üretiliyor. Bildiğiniz gibi işte gün boyu aynı enerji gelmiyor. Sabah daha düşük, öğlen maksimum, akşama doğru azalıyor ve gece elektrik enerjisi olmayacağı için, güneş enerjisi olmayacağı için elektrik enerjisi de olmayacaktır. Bu yüzden ya depolama sistemi, yani pil, bildiğimiz akü sistemlerini depolanır, gece o şekilde kullanılır. İkinci bir sistem ise bu ev ve işte binalarda kullanımı için şehir şebekesine entegre olan sistemler. Yani gün boyu siz aslında elektrik enerjisi üretiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Fazlasını şehir şebekesine iletiyorsunuz. İhtiyacınız olduğu zaman geceyi de hiç depolamaya gerek kalmadan şehir şebekesinden bu enerji, elektrik enerjisi ihtiyacını gideriyorsunuz. PV, yani güneş panelleriyle büyük ölçekli santraller kullanarak elektrik enerjisi üretilmekte. Bu konuda ilk sırayı alan aslında Çin ve şu an dünyadaki en büyük enerji kapasitesine sahip olan güneş santralini kurmuş durumda. Yani 2,2 gigawatt enerji sağlayabiliyor. Markete bakacak olursak yani 2019, 2020, 2021 yıllarına Çin birinci sırada PV sektöründe, yani güneş enerjisinde PV ile birlikte elektrik enerjisi üretme konusunda ikinci sırada Amerika, Türkiye konuda çalışmalara başlamış. Türkiye'de konuda özellikle ilerleme kaydetmiştik. Bir sonraki slaytlarda biraz daha detaylı anlatacağım. Tabloda mevcut üretilen enerjinin, yani gigawatt cinsinden tablosu göstermiş ülkelere değişimi. Birinci sırada Çin, ikinci sırada yine işte Amerika, Türkiye ise görüyorum şurada. Şu an yaklaşık işte 6 gigawatt elektrik enerjisi üretiyor solar panellerle. Tahmin edilen bunun 13'lere çıkarılması. Ülkemize şöyle bir bakacak olursak, hani ülkemiz enerji kaynaklarında neyi daha çok kullanıyor? Birinci sırada işte benzin, ikinci sırada gaz ve kömür. Onun dışında hidroelektrik enerjisi. Bunda Türkiye aslında şanslı, akarsulardan elektrik enerjisi üretmekte. Sonra rüzgar enerjisi, solar enerji, biyoenerji. Şu an nükleer enerjimiz yok ama kurulum aşamasında. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları
özellikle güneş enerjisinden temiz, sürdürülebilir, ucuz elektriğine yönelik, üretme yönelik çalışmalar her geçen gün artmakta. Yani Türkiye'nin, ülkemizin petrol rezervi olmadığına göre, ülkemizin enerji konusunda bağımsızlığa kavuşabilmesinin tek yolu alternatif enerji yollarını araması, geliştirmesi ve bunları üretmesi. Bunların arasında en önemlisi bence bu güneş enerjisinden yer alarak elektrik enerjisi üretmek. 2020 yılındaki tabloya bakacak olursak, yani bu yenilenebilir enerji de hangi seviyede diye, birinci sırada hidroelektrik enerji, ikinci sırada doğalgazdan üretim. Burada yenilenebilir enerji arasında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi var. Güneş enerjisi gördüğünüz gibi 2020 yılında 6.4 civarında bir, ya da 6400 megawatt civarında elektrik enerjisi üretilmiş. Güneş enerjisinin potansiyel atlasına bakacak olursak ülkemizde, dünyadaki atlasına kıyaslayacak olursak, aslında ülkemiz güneş enerjisine yararlanma konusunda çok uygun bir coğrafi konumda. Şu bant, yani şöyle sarı ve kırmızının olduğu bant, toplam güneş radyosunun en yüksek olduğu bölge. Buraya kurulacak PV'lerle aslında güneşten gelen enerjiyi maksimum seviyede elektrik enerjisine çevirebiliriz. Pardon. Buradaki 3 tane tablo aslında şey söylüyor, gösteriyor. Güneş enerjisi ve potansiyel atlası, yani GMP'ye göre 2741 saat güneşlenme süresi, yani ülkemizin güneşlenme süresi yıl boyunca günlük ortalamada 7,5 saat güneşlenme süresi olduğunu söylüyor. Bu da yıllara göre, pardon, aylara göre değişime verilmiş. Yıllık toplam güneş enerjisi ise 5 dakika olacak şekilde toparlayabilirseniz. Teşekkürler hocam. Tamam, o zaman sunumun ilk yarısını bitirmiş oluruz. İkinci kısmı artık başka bir sunum şeyde, seminerde yapabiliriz. Türkiye'nin kurulu gücüne bakacak olursak, yıllara göre değişimi 2014'te 40 megawattmış, yıllara göre hızlı artmış. Şu an 2020 yılında 6600 megawatt, yani 6.67 gigawatt PV'lerden elektrik enerjisi üretmekte ülkemiz. Bu da kurulu gücün, yani toplam elektrik üretimi içerisindeki payına bakacak olursak %3.6, %4 civarında. Aslında bu bahsedeki bu oran, ülkemizin bu güneşlenme süresi ve güneş enerjisi alma potansiyelini göz önüne bulunduğumuzda oldukça düşüktür. Fakat artış iğmeli bir şekilde devam ediyor. Yani bu yöndeki araştırma, geliştirme ve sanayilerin devreye girmesiyle gittikçe artmakta. Buradaki resim Konya'dan, yani Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali şu an tam tamamlanmadı. Ama tamamlandığında ülkemizin en büyük güneş enerji santrali olacak. Yani PV'ye, fotovoltaik hücrelere dayalı olarak 1350 megawatt enerji üretecek. Yani 1.35 gigawattlık bir enerji üretecek bittiği zaman. Şu an belli bir kısmı tamamlanmış. 2021 yılında yaklaşık 550 megawatt civarında elektrik
üretmekte. Yani şehrimize gelecek olursak, yani Ardahan güneşlenme konusunda biraz düşük, toplam güneşlenme radyosunda bakacak olursak, Ardahan'ın güneşlenme süresi yıl boyunca 2310, radyasyon değeri yaklaşık olarak 14.472 kilovat saat metrekare, yani yıl boyunca bu kadarlık enerji alabiliyor. Ardahan'da yine güneş panelleriyle kurulan bir santral var. Yani PV sektörüne dayalı güneş enerjisi üretiyor. Tek bir santral var. Bu da Sınır Şafşat yolu üzerindeydi. 3.61 MW elektrik üretimi sağlıyor. Evet, güneş enerjisinin avantajlarını kısaca söyleyecek olursak, bol tükenmeyen enerji kaynağı, temiz, çevreci, karbondioksit emisyonu sağlamayan bir enerji kaynağı. Her yerin uygulaması için, yani küçükten büyük ölçüye kadar uygulaması için gerekli enerjiyi sağlayabilmek durumda. Dışa bağımlı olmadığından, ekonomik bulunumlarından bağımsız, yani petrolün fiyat artışı vesaire hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Dezavantajları tabii güneş enerjisi kesik enerji, yani gündüz bile öğle vaktinde maksimum, akşam vakti düşük, akşam gece ise güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Işınım aylara göre değişiyor. Yani yazın daha yüksek güç elde ederken kışın daha az güç elde edeceğiz. Bu da güneş enerjisinden kaynaklanıyor. Depolama problemleri şu an var. Şöyle PV sektörüne bakacak olursak, aslında bu ikinci kısımda daha detaylı girmeyi düşünüyordum. Günümüzde hala silisyum tabanlı güneş pilleri bu panel sektöründe oldukça büyük bir paya sahip, %90 civarlarında. Diğer işte organik güneş pilleri, ince pil güneş pilleri, perovskit tabanlı güneş pilleri hala geliştirilme aşamasında ve bunların da yine pazarda bir payı var ama %5 civarlarında. Evet, güneş ihtiyacımızdan aslında daha çok fazlasını veriyor ve ülke olarak, yani Türkiye'nin bence en önemli kaynaklardan birisi güneş ve bu PV sektörünü ülkemize de geliştirecek olursak belki dışa bağımlılığımız tamamen sıfıra inecek, kendi elektriğimizi dışa bağımlı olmadan üretebileceğiz. O zaman sunumu İlk kısmını burada bitireyim. İkinci kısımda aslında güneş hücreleri ve çalıştığım konu üzerinde durmak istiyordum. Fakat sunum biraz sanırım uzun oldu. Kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Fatih hocamıza soru sormak isteyen hocalarımız varsa buyurabilirler. Sanırım yok. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Hayır, buyur. Şimdi Hayır, güneş hocam. enerjisinin avantajları ve dezavantajlarından bahsederken güneş enerjisi dezavantaj olarak kesikli bir enerji Evet. dediniz. Gün ışığı altında bir enerji elde ediyoruz. Ama güneşlenme süresi veya işte artık gece olduğunda bu enerjiyi elde edemiyoruz Evet. dediniz. Peki bu kesikli enerjinin depolanması ve daha sonrasında uzun vadede kullanılma durumu var mıdır? Ya şöyle küçük ölçekte depolanmada hani pil kullanılıyor, bataryalar. Mesela evde çatıya kurduğunuz sistemi, batarya sistemi oluşturdunuz. Gündüz ürettiğiniz
Elektriğin bir kısmı, tüketim dışında kalan kısmı bataryalarda toplanıyor. Gece de o bataryalardan, yani aküden tekrar evin ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Ama bu büyük ölçekte, yani bu güneş santrallerini düşünecek olursak, onlar için çok büyük bir maliyet olur. Yani gün içi elektrik üretip depolanması ve onu gece tekrar yayınlanması onlar için büyük bir maliyet olur. Onun için güneş enerjisinin yanında diğer alternatif enerji, mesela hidroelektrik enerjisi. Gündüz buradayken gece hidroelektrik enerjisinden gelen enerjiyi kullanabiliriz. Veya rüzgar enerjisi, rüzgarın olduğu her durumda elektrik enerjisi üretebilmekte. Yani hibrit sistemler düşünülebilir. Güneş enerjisinin panelleri yanında işte şeyler, hidroelektrik veya rüzgar enerjisi kullanılabilir. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Akif Bey, ben de bir soru sormak istiyorum Fatih Hocam'a. Buyurun hocam. Buyurun Zakir Hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Hem enerji tarihçesinden bahsettiniz hem de güneş enerjisinin öneminden. Teşekkürler. Peki trendinden bahsettiniz. Şunu merak ediyorum hocam. 2001 verilerine göre güneş enerjisinin verim maliyetini araştırabildiniz mi? Yani 1 watt başına şu andaki maliyeti kaç dolar? Şöyle, yani silisyum güneş pilleri dedik, %90'a pazar sahibi. Yani bunun alternatif olarak işte organik güneş pilleri kullanım kolaylığı, perovskit güneş pilleri devreye çıkmış, ama silisyum tabanlı güneş pilleri de zamanla fiyatı düşürmüş. Şu an multikristal dediğimiz, yani polikristal güneş silisyum tabanlı güneş pilleri yaklaşık 0,30 dolar. Yani watt başına 0,30 dolara maliyette elde edebiliyorlar. Evet, teşekkür ederim. Bir şey daha Ben merak teşekkür ediyorum. ederim. Yani bunu hakikaten merak ediyorum. Tabii. Endüstriyel olarak şu anda perovskit ya da işte diğer malzemelerden şu anda enerji üretiliyor mu? Silisyum, galyum arsenik dışında kalan malzemelerden de endüstriyel Evet. olarak enerji üretiliyor mu? Evet, organik güneş pilleriyle ilgili bir sürü firma var ve bunlar rule to rule, yani yöntemiyle, yani gazete basar gibi basarak bununla ilgili üretim var ve pazar payı da var. Ama çok düşük. Yani silisyumla karşılaştırıldığı zaman çok düşük. Organik güneş pillerinin avantajı esneklik ve kolay uygulanabilir olması. O yüzden hani çadır alanında veya başka alanlarda kullanılıyor, ama silisyuma göre oldukça düşük. Perovskite'la ilgili yine çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili yine firmalar var üretim yapan, ama sen de biliyorsun perovskite ile ilgili en önemli problemlerden birisi kararlılık. Yani perovskite ve organik güneş pilleri özellikle suya, neme, oksijene karşı oldukça duyarlı ve oksijen, nem ve şeyle birlikte bozulmakta. Bu da bunların yaşam ömrünü kısaltmakta. Silisyumlar işte 20 yıl kullanım ömrü ortalama varsa, organik güneş pilleri şu anki yapılan çalışmalar iyileşmiş durumda. Belki ikinci kısmını anlatacaktık. 20 ile çıkarabileceği söyleniyor, ama hala çok düşük, bir sene veya 2 senelik yaşam ömürleri var, kapsülasyon yapılmasına rağmen. Perovskite tabanlı güneş pilleri de yine oksijen verileme oldukça duyarlı. Onların da yine stabilite problemi var ve tabii histerisiz problemi ayrı. Onlar da geliştirilmeye çalışılıyor, ama tandem olarak, yani silisyum üzerine perovskite ile ilgili çalışmalar hızlanmış ve bununla ilgili sanırım paneller üretilmeye başlanacak. Çünkü verim oldukça yüksek. Yani silisyumun en iyi verimi 24 civarlarındayken, ki fotovoltaik pazarda bu 20 civarlarında, yani dışarıda aldığınız bir sistem yaklaşık %20 civarında elektrik üretiyor.
Bu tandem olan perovskit ve silisyum güneş pillerinde de yaklaşık %30 civarlarında verim üretmeyi planlıyorlar. Çok teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar. Başka sorusu olan var mı? Sanırım yok. Hocam, ben bugün için sunumunuz için teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan hocamız veya eklemek isteyen, görüşlerini bildirmek isteyen hocamız var mı? Eğer yoksa ben birkaç cümleyle sunumu sonlandırayım. Evet, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani sunumun ikinci kısmında biraz daha kendi çalışmalarım olan organik güneş pilleri ve perovskitlere girecektim, fakat tahmin ettiğimden uzun sürdü bu ilk kısım. Umarım ikinci bir sunum yapar, onunla da ilgili kısımları aktarmaya çalışırım. Fatih Bey, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam dinlediğiniz için. Çalışmalarım ikinci kısma kaldı hocam. İnşallah ikinci bir seminerde onlara anlatacağım. Soruları da orada sorarız inşallah hocam. Beklerim hocam her zaman. O zaman ben katılan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu haftaki sunumumuzu sonlandıracağız. Önümüzdeki hafta Pınar Kızılkaya hocamız bize sunumunu yapacak. Yine Salı günü saat 5'te katılımlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Son bir söz söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Evet, yeni yıl yaklaşıyor. Sayın hocalarım, hepinizin yeni yılını şimdiden kutlarım. Sağlık, başarı, mutluluk dilerim. Ve her yılın olduğu gibi Hakif'le de böyle konuşmuştuk. Espriyle bitirelim diyorum ben. Seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İnşallah hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Herkese yeni yıl hayırlı uğurlu olsun inşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.